Yeniden merhaba sevgili sporseverler. Programımıza rugby ile devam ediyoruz ve bugün İstanbul Lions rugby takımı bizim için bir antrenman maçı oynayacak. Şimdi birazdan onu izleyeceğiz ama önce antrenörümüz Ulaş Hoca'nın yanına gidiyoruz. Like you do, I don't need to need you. Tell me what to do, tell me what to say. Maça başlamadan önce sporcularımız antrenmana devam ediyorlar ve şu an dün tanıştığımız Lions takımının antrenörü Süleyman Ulaş Sarıgül ile yeniden beraberiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Size şunu sormak istiyorum. Rugby ne zamanlar ve nasıl başladı? Rugby İngiltere'de başladı. William Webb Ellis tarafından bulunan bir oyun. Rugby okulu adında bir yerde. Zaten ismini de okuldan alıyor. William Webb Ellis'in arkadaşları futbol oynarken bunu aralarına almıyorlar. William'ı aralarına almıyorlar ve William de onlara nispeten oynadıkları topu alıp birkaç kişiyi de geçerek kaleye bırakıyor ve gol diye bağırıyor ve sevinmeye başlıyor. Sonra arkadaşları bu oyunu benimsemeye başlıyor. Topu alıp tekrar işte birbirlerine geçerek, birbirlerini düşürmeye yönelik hareketler yapmaya başlıyorlar. Ve bu ilk başta kendi arkadaş çevresinde oluşan rugby serüveni, daha sonrasında okullar arası, daha sonrasında da bir federasyon kapsamı altında başlıyor. İngiltere'de başlıyor. Şimdi biz birazdan bir antrenman maçı izleyeceğiz. Normalde tam sahada oynanıyor ama biz tabii ki biraz daha iyi izleyebilelim diye yarım sahada oynanacak. Evet. Onun haricinde maça başlamadan önce dikkat etmemiz gereken neler var? Nasıl? Kendinize dikkat edin. Yani top bize de gelebilir. Evet, şimdi maça başlıyoruz. Can I get to know, no, 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 you better, baby. Can I get to know, no, 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 you better, baby. Can I get to know, no, 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 you better, baby. Can I get to know, no, 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 you better, baby. Oh, baby girl in those baby pants, so come on over here and take a second chance, and take a second chance on me, 'cause I know that you wanna dance with me, but you say I don't do that. Artık maça hazırız, takımlar sağımda solumda duruyor. Peki hocam, maça başlamadan önce bir izleyici olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler var bir rugby maçının içerisinde? Bir rugby maçının içerisinde şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bekler, forvetler, yani hızlı koşan oyuncular ve biraz daha ağır ama darbesi iyi oyuncular. Birazdan göreceksiniz. Rak pozisyonunu göreceksiniz. Onun dışında nasıl hücum yapılır, nasıl atak çizgisi alınır, dip, çapraz, bu tarz terimleri öğreneceksiniz. Yani görsel anlamda da göreceksiniz bunları. Biraz daha sertlik olacak. Tamam, ama galiba maçı izlemeden de bazı şeyler anlatılmayacak. Maçı izlerken artık detayları öğreneceğiz. Kesinlikle. Tamam. Oyuncularla tanışalım. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Ben Tuğber Kızıltaş. Lions takımında 9 numara mevkinde oynuyorum. Sen rugby'de en çok neyi sevdin? Rugby'de en çok oyunun sertliğini sevdim. Biraz da vücut, yani vücudun kullanıldığı kadar aynı zamanda bir zeka oyunu olduğu için sevdim rugby'yi. Harika. Evet, oyuncuları tanımaya devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba, adım Nusret. Soyadım Kartal. Rugby bir aydır oynuyorum. Yani daha yeniyim. Daha çaylak sayılırım. Ben de rugby'nin daha çok fiziksel anlamdaki o oyununu sevdim. Hani daha çok güce dayalı olduğu için sevdim. Biraz daha erkeksi bir oyun olduğu için sevdim. Evet. Seni tanıyalım. Ben Kemal Atakan. Yeni başladım ben de arkadaşım Nusret'le. Bir aydır oynuyorum. Ben de oyunun zekayla ilgili olduğu için sevdim, koşuyla. Teşekkür ederim. Ve bir diğer sporcumuz, merhaba. Merhaba, ben Özgür Yıldız. 2 senedir rugby oynuyorum Lions kulübünde. Fullback mevkiinde oynuyorum, yani takımın en arkasında oynuyorum. Yani bu sporu seçmemin sebebin en büyük sebebi de yani burada spor yapanlar arasında büyük bir dostluk olması. Ne kadar saha içinde sertlik olsa da dışarıda hep beraber işte takılabiliyoruz. Gerçek arkadaşlıklar bence bu spordan dolayı doğru diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ve yeniden hocamızın yanına dönüyoruz. Evet, maça başlıyoruz. Antrenman maçımız ne kadar sürecek? Antrenman maçımız normal bir sevens
maçı gibi oynatacağız. Hı hı. 7-7 oynatacağız. Yani 7 dakika sonra bir ikinci yarı 7 dakika olacak. Peki her antrenmanda maç oynatıyor musunuz? Hayır. Şöyle söyleyeyim. Oyuncuların belli bir seviyeye geldikten sonra ben maçı alıyorum. Mesela şimdi arkadaşlarımız bazıları konuşuyoruz işte bir aydır. Hı hı. Bizde olduklarını söylediler. Ama hani fiziki açıdan ve hakikaten beyin olarak kendini oyuna verebiliyorsa eğer biz ona bir seviye atlatıyoruz. Ama gerçek anlamda hani fiziği el vermiyor ya da kendini oyuna adapte edemiyorsa biz ona idmanlarla besleyerek bir seviye atlatmaya çalışıyoruz. O zaman artık maça başlayabiliriz. Oyuncularımız oynasın, biz de güzelce yorumlayalım. Peki. Evet, başlıyoruz. Maç nasıl başlıyor? Ortadan biri topu mu atıyor? Nasıl başlıyor? Nasıl başlıyor maç? Şöyle anlatayım ben size. Topu, şimdi sağ biraz küçük olduğu için tabii tam olarak size gösteremiyoruz ama topu 10 metre kadar ileri atmaları lazım. Oyunun ilk başlangıcında. Şu anda bir tackle pozisyonu var. Neler oluyor şu an maç içerisinde? İşte bu gördüğünüz tackle'dı. Oyuncuya atılan. Şimdi rock pozisyonu oluşuyor. Topu oyuncumuz aldı. Topu korumak çok zor. Evet, biraz öyle. Tekrardan bir rock oluştu şu an. Oyuncular rock mücadelesi veriyor. Peki topu tutan oyuncuya kaç kişi birden saldırabiliyor? Onun bir sınırı var mı? Onun bir gördüğüm sınırı gibi yok. Şimdi Sevens maçı olduğu için yok. Zaten alan biraz kısıtlı. Yani rock'a girecek oyuncu sayısı hani maksimum 2-3 olabiliyor. Tek kişi de rock'a girebiliyor. Tackle pozisyonu işte genelde birebir oluyor ama burada hani alan biraz dar olduğu için hani şu anda herkes yakalıyor birbirini. Evet, soldaki takım ilk puanını yaptı. Şu an maça tekrar ortadan başlanıyor galiba. İlk try'ını yaptılar. Tekrar maç ortadan başlanacak. Top ileri dikilecek. 10 metre kadar atıyor. 10 metre gitmesi gerekiyor. Evet, yeniden başladılar. Biraz sakin. Şimdi atak yapacaklar bir kozlukta ama yok, rakiple başlayacaklar. Evet, şimdi 10 metre kadar ileri atıyorlar. Ayakla da vurabiliyoruz. Topu. Tabii ki. Topu sadece zaten ayakla ileri gönderebiliyoruz. Başka türlü ileri top atmak rakibi de yasak. Arkadaşımız topu attı ileri doğru ayağıyla. Hı hı. Topu atan kişinin arkasında kendi arkadaşları arkasında ise onlar koşabiliyor ama önündeyse arkadaşları atan kişinin, hı hı, onlar offside'de oluyor. Geritten 3 saniye içerisinde çıkartma hakkı var oyuncunun. 3 saniye içerisinde çıkartmıyorsa top yerde kalır. Şu an demin aslında yapılan bir yanlışlık var. Kafaya doğru yapılan bir müdahale var. O high tackle'dır. Onun sarı kartla cezalandırılması gerekiyor. Eğer daha sert bir hareket olsaydı o kırmızı kartla cezalandırılacaktı. Sarı kartta 5 dakika oyuncu dışarıda kalır. Hı hı. Kırmızı kartta da o maç oyun dışı. Bir daha oyuna giremez. Evet, oyun tekrar sağa doğru geliyor. Eminim sporcular antrenman esnasında en çok antrenman maçı yapmayı seviyorlardır. Aslında şöyle... Birbirleriyle maç yapmayı seviyorlar mı? Birbirleriyle maç yapmayı seviyorlar. Şimdi işin bir de gerçek boyutu şöyle. Biz uzun yıllardan beri rugby oynuyoruz ve takımımız uzun yıllardan beri yani İstanbul Lions Rugby olarak ligde bir lig serüvenini gerçekleştiriyor. Yani bizim çok nadir sakatlanmalarımız oluyor ama gerçek boyutu biz idmanda daha çok sakat veriyoruz.
O da şununla alakalı. Şimdi biz rakip takımı tanımadığımız için ona karşı yapacağımız müdahaleler biraz daha kısıtlı oluyor. Ama burada herkes birbirini tanıdığı için hani ne tarafa doğru top atacağını, nasıl koştuğunu onları bildiği için biraz daha sert geçiyor aslında. Evet, az önce çok güzel bir atak gerçekleşti. Son anda diğer takım tuttu. Yine bizim Panzer lakaplı Eren'imiz gidiyor. Gerçekten Panzer herkesi deviriyor. Geçti ve sayı. Sayı. Yine try'ini yaptı. Yaşı küçük olmasına rağmen zaten toplamda bir 3 yılı devirdik sanırım. 3-4 yılı devirdik onunla. Yaşı burada daha küçük. Bayağı oyuncular küçük. Ortalama kaç yaşında? 16-20 arası. 16-24 arası. 24 arası. Peki başlama yaşı nedir rugby için? Aslında şöyle bir şey var. Rugby diğer ülkelerde başlarken bunun hani nasıl futbolda mini minikler, yıldızlar, 14-16 yaş grubu varsa rugby'de de var aslında bu grup. Ama Türkiye'de daha yeni bir başlangıç olduğu için rugby'ye bunlar yok. Yani şu an için Türkiye'de yok. Ama bir altyapı hazırlığı olan var. Mesela biz bir bayan rugby takımı açmayı düşünüyoruz ilerleyen günlerde. Bunun da hazırlığı var. Pınar Başkanımızın düşüncesi yine o. Eğitimlerimiz tam hızlıya devam ediyor ama dediğim gibi biraz da desteğe ihtiyaç var rugby'de. Bilgiye ihtiyaç var. Bilgiye de ihtiyaç var. Desteğe de ihtiyaç var. Ve ben de burada görüyorum ki rugby'nin izlemesi de bayağı keyifli. Evet, siz konuşuyorsunuz. Ben sürekli gözümü orada alamıyorum kendimi oradan. Ya bana dışarıda da olsam ayrı bir heyecan veriyor. İçeride zaten çok farklı bir heyecanı var benim için. Nasıl peki? Bir ilgi ve merak var mı? Maçlar mesela izleniyor mu yoksa sadece oyuncuların yakınları mı izliyor? Şimdi maçlar aslında şöyle söyleyeyim. Yani arkadaş grupları geliyor yani. Orayı dolduran en azından bizim stadımız biraz ufaktır diğer statlara göre. En azından oraların yarısı doluyor. Fazla bir seyirci kitlemiz yok. Ama ve lakin hakikaten böyle çok iyi maçlara yani seyir zevki bakımından hem de oyuncuların daha motive olması amaçlı biz tribünleri dolduruyoruz. Hı hı. Biraz böyle yakınlara biraz herkese haber veriyoruz. Tribünleri dolduruyoruz. Evet, buradan da meraklılara sesleniyoruz. Rugby maçlarına ilgileniyorsunuz eğer gelip izleyin, inanılmaz keyifli. Şu an biraz durgunlaştı. Aslında doğru söylemek gerekirse biraz daha sert bir oyun. Siz buradasınız. Hani bir çekim olduğu için açıkçası biraz daha durduruyoruz. Biraz daha yavaş oynamaya çalışıyoruz. Topun bize gelmesinden korkuyorlar. Evet, maçımız devam ediyor. Ben de heyecanlı bir şekilde izliyorum. Neler oluyor bir dakika, şu an? Bir dakika, şu anda yanlış bir şey oldu. Tamam. Bir dakika beyler. Hocamız sahaya geçiyor, müdahale edecek. Bakalım neler anlatacak. Bir dakika. Bir doğrulun arkadaşlar hafiften. Hafiften doğrulun, dur şimdi. Baş hizası, oyuncunun düştüğü yerden itibaren baş hizası ve topuk hizasından itibaren sanal bir çizgi çiziliyor. Offside çizgisi öyle belirleniyor. Düşen oyuncunun sırtından gireceksiniz, tamam mı? Buradan girme yok. Since you were a 20, I was 20 and thought that some years from now a purple little lady will be perfect for 30 old and Ulaş Hoca az önce maça müdahale etti ama tabii ki maç devam ediyor ve biz yeniden İstanbul Lions Rugby Spor Kulübü'nün başkanı Pınar Hanım'la beraberiz. Evet, rugby hakkında bir sürü bilgi aldık. Peki şu an itibaren rugby ile ilgilenen velilere ve çocuklara ne demek istersiniz? Nasıl bir yol çizmeleri gerekiyor? Rugby sporu aslında göründüğü gibi yani sürekli kırık çıkıklarla uğraşılan bir spor dalı değil. Her spor dalında olduğu gibi bu spor dalında belirli bir eğitimi var ve bununla birlikte sakatlık riskini en azla indirgemeye çalışıyoruz.
Ragbi sporu Türk erkeklerin yapısına %100 uygun bir spor dalıdır. Eğer evde çocukların agresifliğinden, bağırtısından, çağırtısından açıkçası sıkılmışlar ve bundan muzdariplerse muhakkak ragbiye getirmelerini öneriyorum. Peki önümüzdeki zamanlarda ne gibi hedefleriniz var, planlarınız nedir? Takım olarak şu anda röportajlarınızda da görmüşsünüzdür. Genç bir oyuncu kitlesine sahibiz açıkçası. 2016 Dünya Olimpiyat Şampiyonalarında artık rugby'de Türkiye adına mücadele edecek. Bizim amacımız 2016 Dünya Olimpiyat Şampiyonası'na oldukça fazla sayıda oyuncu çıkarıp hepsini kıdemli birer oyuncu, kıdemli birer rugby oyuncusu ilan etmek istiyoruz. Doğukan bayağı yoruldun. Zor bir antrenman geçti bugün. Bugün zordu bayağı. Zorlandık. Peki sen izleyicilerimize rugby'yi neden tavsiye edersin? Ben kendime göre oyunu sert sevdiğim için tavsiye ederim eğer benim gibi düşünen varsa. Ayrıca demin de arkadaşlarımın söylediği gibi zeka işi biraz o da beni cezbeden bir tarafı. O yüzden hoşuma gitti. Arkadaşlarımın da teşvikiyle başladım. Çok da memnunum. Devam edeceğim. Bu şekilde. Evet, Mali diyorlar. Mehmet Ali ile de tanışalım. Sen kaç yaşındasın? Ne zamandır oynuyorsun? 17 yaşındayım. 2 aydır oynuyorum. Peki sen en çok neyi sevdin burada? Hemen sivil hayatta yaşadığımız stresi, siniri sahada ortaya çıkarmak daha hoş oluyor. Normal sivil hayatta kavga edeceğimizi burada spor olarak daha çok ortaya dökmemiz en azından daha iyi olur bunun için. Evet sevgili spor severler, maçın sonuna geldik. Artık bütün takım burada. Aynı zamanda programın da sonuna geldik. Harika bir şekilde rugby'yi tanıdık. Unutmayın siz de mutlaka kendinize göre bir spor dalı bulun ve bir an evvel başlayın. Mutlu ve sağlıklı yaşam için hep beraber haydi spora diyoruz. Ve takımımızın da bir sloganı var. Onu duyalım. Hadi. Kimiz biz? Lan! Lan! Lan!